Herkese merhaba. Medyaskop TV'ye nasıl destek olurum başlıklı bir yayınla karşınızdayız. Yanımda Uşer abi var, yayın yönetmenimiz. Önce ona buraya nasıl geldik? Hani Medyaskop TV 20 aylık süreçte neler yaşadı onu sorarak başlamak istiyorum. Tabii bu arada hemen hatırlatayım. Sorularınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bu uzun bir hikaye. Başka yayınlarda biraz özetlemiştik ama sonuç olarak bu bir gönüllülük faaliyeti olarak başladı. Belli bir aşamada ilk web sayfamızı ilan edişimiz 20 Ağustos 2015. O zamandan bu zamana 20 ay geçmiş ama biraz daha öncesi var. Ama diyelim ki 20 ay boyunca biz büyük ölçüde bunu önce ortada hiç para, pul vesaire meselesi olmadan bir şeye giriştik, tamamen kendi imkanlarımızla giriştik. Ondan sonra olay büyüdü, ilgiye paralel olarak büyüdü ve stüdyoya geldik. Stüdyoya geldiğimiz andan itibaren de burada gönüllü genç arkadaşların katılımıyla beraber işler büyüdü. Daha sonra o gönüllü arkadaşların büyük bir kısmı, kalmak isteyenleri kadro yaptık. Bir şirket kurduk ve şirket üzerinden gidiyoruz ve şu ana kadar fonlarla, özellikle yurt dışından kısmen ama yurt dışından fonlarla gittik. Çok az bir reklam geliri oldu. Yani hiçbir şekilde lafı bile edilmeyecek şekilde bir reklam geliri oldu. Çünkü insanlar, bunun iki tane nedeni var. Biz birincisi video ağırlıklı bir yayın yaptığımız için, yani yazı değil de video ağırlıklı, bizim izlenirliğimiz vesairemiz diğer haber sitesi iddiasındaki sitelere göre daha az. Ama en önemlisi de siyasi nedenler. Biz herhangi bir şekilde bir siyasi angajmanımız olmamasına rağmen siyasi iktidarla da bir bağımlılık ilişkisi olmadığı için, kendimizi eklemlemediğimiz için reklam verme potansiyeli olan kişiler ürküyorlar. Yani takdir etseler de, beğenseler de ürküyorlar. Dolayısıyla şu ana kadarki bütün gidişimiz ana ağırlıkla kendimiz fedakarlıklarımız ve fonlar, bir takım vakıflardan, kuruluşlardan, bunun için kurulmuş olan kuruluşlardan gelen fonlarla gidiyoruz. Ama bu bir yerden sonra bunu aşmamız lazım. Kendi kendini finanse eden ve hatta kâra geçen bir işletme olması lazım. Ama Türkiye'nin koşulları olağanüstü olduğu için olağan bir şekilde yol alamıyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin olağanüstü koşulları sürdüğü müddetçe de bizim olağan dışı bir takım yollardan finansman bulmamız gerekiyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi finansman konusunda evet desteğe ihtiyacımız var ama bizim temel olarak beklentimiz aslında biraz etkileşim. Evet. Değil mi? Tabii. Yani her şeyden önce bize çok ilginç bir şekilde daha Medyaskop'u lanse etmeden önce benim yaptığım Periskop yayınlarından vesaireden beri çok sayıda insan, özellikle yurt dışında yaşayan kişiler ve yurt dışından da genellikle hani bu son referandumda evetin yüksek olduğu bölgelerden, yani mesela bir İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi yerlerden çok e-mail geldi ya da sosyal medya mesajı geldi ve İnsanlar burada yapılan işi bir gazetecilik faaliyeti olarak bir de bir yurttaşlık faaliyeti olarak beğendiklerini gördük ve desteğe ihtiyacımız olduğunu düşündüler. Çok sayıda böyle bir takım destekler geldi ve bu desteklerin büyük bir kısmı akıl fikir verenler oldu. Teknik özellikle konularda destek olanlar oldu. Ama buradaki temel mesele şuydu bizim için, en önemli destek. Bizi takip etmeleri, izlemeleri, bize eleştirmeleri, bize yol göstermeleri, akıl vermeleri. Mesela birçok yayını biz burada, sen de biliyorsun, izleyicilerden gelen önerilerle yapıyoruz. Mesela bilmediğimiz birilerini söylüyorlar. Şu kişi şu konuyu bilir diye. Hakikaten öyle çıkıyor ve o kişiye ulaşıp onu yayına çıkartıyoruz. Öyle çok şey oldu. Konu önerileri geldi. Daha sonra program önerileri geldi. Hatta kendileri program yapmak istediğini söyleyen, hiç tanımadığımız insanlar geldi ki bazıları yapıyor uzun zamandan beri. Burada en önemli olan Medyaskop'un en büyük ihtiyacı hala hep öyle ve bundan sonra da öyle olacak. İnsanların bizi izlemesi,
takip etmesi, bize eleştirilerini, yorumlarını iletmesi ve de bizi çevrelerine anlatmaları. Yani en önemli destek, en büyük destek, bizim burada yapmak istediğimiz şeyi sivil, çoğulcu, bağımsız, özgür bir yayıncılık yapmak istiyoruz, gazetecilik yapmak istiyoruz. İnsanların bunu anlaması, bizim iyi niyetimize, iyi niyetle cevap verip bize yol göstermeleri, bize destek olmaları. Öncelikli en önemli destek bu. Yoksa diğerleri çok sonradan gelir. Ve bu anlamda çok şükür şimdiye kadar genel olarak baktığımız zaman tatmin edici bir ilgi var. Daha fazla olabilir, daha yüksek olabilir, daha yaygın olabilir ama acelemiz yok yani. Yavaş yavaş yol alıyoruz. Yani kısa zamanda çok şey yapmak yerine daha orta vadede daha kalıcı işler yapmak istiyoruz. O anlamda şikayetçi değiliz ama bunun daha da gelişmesini bekliyoruz, umuyoruz ve öyle bir destek, öncelikli meselemiz o yani. Şimdi destek demişken şu anda bizi izleyenler var, izleyemeyenler var. Bu yayını Periskop üzerinden, YouTube üzerinden ve Facebook üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla bizi daha sıkı takip etmek için bu hesapların hepsinden takibi alabilirsiniz. Hatta Instagram'da bile bir hesabımız var. Bu hesaptan bizim stüdyomuzda gelişen olaylardan, yeni programların tanıtımlarını paylaşıyoruz. Oradan da bizim hakkımızda bilgi edinebilirsiniz. Tabii en başından beri söylediğimiz gibi bütün bunlarda etkileşime çok açığız. Lütfen iyi, kötü gördüğünüzü siz bize yazın. Biz de onun üzerinden hareket edelim. Şimdi şöyle şeyler oluyor mesela, onu söylemek lazım. Hata insana mahsus, hata yapıyoruz. Ve özellikle sosyal medyada bazı kişiler hatalarımızı, maddi hataları kibar bir şekilde uyarıyorlar ve düzeltiyoruz. Öyle çok oldu. Yani biz öyle yaptığı hatayı gizlemeye çalışan bir yapı değiliz çok şükür. Öyle çok mesela tarihle ilgili hata oluyor, isim yazılışında hata oluyor, gününü şaşırmış oluyoruz. Mesela geçen gün bir şey yaptık, olacak diye yazdık, o oldu dedi birisi. Hemen baktık, hakikaten o doğruydu ve düzelttik. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii bazıları şey yapabiliyor, bunu kullanıp onun üzerinden iyi niyetli olmayan şeyler yapabiliyor ama çoğunlukla şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çoğunlukla hatalarımızı insanlar bize, izleyicilerimiz bize kibar bir şekilde söylüyorlar ve biz de onlara teşekkür ediyoruz ve bu çok önemli bir şey. Artık şöyle bir şey var, yeni gazetecilik böyle bir şey zaten. Tamamen dijital ortamda yürüyen bir şey ve interaktif yürüyen bir şey. Biz mesela bir başlık attıysak, o başlıkta bir hata varsa onu hemen düzeltip şey yapabiliyoruz. Yani eskisi gibi işte matbaaya gidiyor vesaire gibi şeyler yok. Bunları anında yapabiliyoruz. Onları çok önemli bir husus. O konuda zaten medyaskopu anlayan insanlar bu konulardaki şeylerini yapıyorlar. Yani o anlamda duyuruyorlar özellikle sosyal medyadan. Bir kere bunun devamını çok ciddi bir şekilde arzuluyoruz. Senin de söylediğin, biz adımız Periskop'la özdeşleşti Türkiye'de, benim ve Medyascope'un. O anlamda insanlar öncelikle oraya bakıyor ama YouTube ve Facebook canlı yayınlarımız var. Bunlar da önemli. Hatta Facebook'u ve YouTube'u önümüzdeki dönemde çok daha fazla aktif kullanmak istiyoruz. Periskop, ki adı Türkiye'de Scope oldu. Bu arada söyleyelim, Scope bizim şirketimizin adı. Daha önce Periskop adını şirket isimden dolayı şikayet edip kaldırtmışlar. Biz böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Bizim adımızı şimdi kullanıyorlar. Bizim için bir zararı yok, sakıncası yok. Ama Periskop'tan diğerlerine de daha fazla ağırlık vermeyi istiyoruz. Ama bunlar yavaş yavaş olacak bir şey. Bir de tabii bu arada yeni uygulamalar kesin çıkacaktır. Daha pratik, daha kullanışlı, daha yaygın. Onlar da çıkar çıkmaz herhalde ilk biz uygularız diye tahmin ediyorum. Herhalde öyle olacak. Çünkü bizim altyapımız hani çok çok gelişkin, hani broadcast'e uygun kanallar kadar iyi bir webcast altyapısı. Yani bizim altyapımız internet yayıncılığına ve internet yayıncılığındaki bütün gelişmelere açık. Hani
geliştikçe üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Ama şeyi unutmamak lazım, bizim buradaki işleyişimizin temeli hep amatör ruhla yürüyor. Yani profesyonelce iş yapmaya çalışıyoruz ama işimizin temeli amatör. Yani diğer broadcast kanallarla bir yarışımız yok mesela. Bir de şöyle bir husus var, bizden destek isteyenlere kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Biz bu işe ilk başladığımız zaman özellikle sesle ilgili çok sorunlar oluyordu. Bu, hiç unutmuyorum, Çapul TV o zaman bayağı bir yol almıştı. Biz Çapul TV'ye ulaşıp onların teknik işlerinden anlayan arkadaşlardan akıl fikir almıştık. Çok sağ olsunlar. Bir süredir bizden başka değişik yerlerden, yurt dışından ve hatta yurt dışından da soranlar oluyor. Her ne kadar teknik sorunlarımız tamamen çözülmediyse bile büyük ölçüde bunun hallettik gibi. Burada şunu özellikle izleyicilere vurgulamakta yarar var. Bu bizim yaptığımız iş yeni bir iş. Yani yeni teknoloji üzerinden yayıncılık ve bunun bir know-how'u yok. Yani bir önceden gelen bir bilgisi yok. Mesela sen yıllarca haber kanallarında çalıştın. Özellikle prodüksiyon işinde çalıştın. Ve normalde biz burada eğer yeni bir haber kanalı kuruyor olsaydık senin için çocuk oyuncağıydı. Yani öyle gelecektin. Eskiden olan neydi? Kablolar vesaire her şeyi belliydi. Rejiyi vesaireyi bir günde, iki günde bir de bilen birkaç kişiyle kuracaktın. Ama bizim bu yaptığımız normal haber kanalları gibi olmadığı için her gün yeniden bir şeyler öğreniyoruz. Sorun çıktıkça çözüyoruz vesaire. Ama biz bunu yapa yapa bayağı bir şey biriktirdik ve şu anda buna niyetlenen benzer şeylere niyetlenen kişiler, kurumlar bizi arıyorlar. İlk başta çok kolay geliyor insanlara. Ya nedir ki zaten diyorlar ama bayağı bir karışık bir şey değil mi? Çok karışık, çok acayip değişkenler var. Mesela referandum gecesinden örnek vereyim. Ben referandum gecesi yaptığımız yayınla gurur duyuyorum. Buradaki bütün arkadaşlarla da gurur duyuyorum. O gece burada yayın yürürken yukarıda rejideki arkadaşlarla ve Servet'le birlikte böyle biraz Apollo 13 macerası yaşadık. Yani bir sorunu çözüyoruz, başka bir şey çıkıyor arka arkaya ve bunu yayına yansıtmamaya çalıştık. Çünkü kullandığımız teknoloji yeni, biz de burada altyapıyı yeni yeni oluşturuyoruz. Kullandığımız cihazların bir güncellemesi geliyor. O güncelleme geldiğinde diğer bütün cihazları onlara uydurmak gerekiyor. Hani arkada gözükmeyen bir savaş var, devamlı bir çalışma var. Evet, şimdi istersen biraz yavaş yavaş şeye gidelim. Öncelikle bu destek meselesinde, şimdi olayın bir finansal boyutu var. Burada Medyascope'un şu aşamada herhangi bir kar elde etme gibi bir durumu yok. Tamamen kar amacı gütmeyen bir şirket durumundayız. Bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Yani bir vakıf ya da dernek değil, bir şirket ama kar amacı gütmüyor. Ve gelen fonların hemen hemen hepsi, hemen hemen değil tamamı şeylere gidiyor. Altyapı masraflarına, kiraydı, şuydu, buydu, internet aboneliği vesaireye gidiyor. Bir de çalışanlara, yani onların maaşları, sigorta primleri ve işte yemek masrafı vesaireye gidiyor. Dolayısıyla ama şöyle bir şey var. İlk başta tamamen gönüllülerle giden bir yapıyken şimdi 30'a yakın kişinin düzenli gelir elde ettiği, yani kadrolu bir şekilde yasal olarak çalıştığı bir yer halindeyiz ve dolayısıyla bu bizim masraflarımızı bayağı bir genişletiyor ve bunu arttırmayı düşünüyoruz. Yani yeni programlar, yeni çalışanlar istihdam etmek istiyoruz ve biraz daha geliştirmek istiyoruz, saatleri arttırmak istiyoruz. Bir önceki yayında bunu söylemiştik. Yeni dönemde en çok yapmak istediğimiz daha fazla yayın, yayınların hem sayısını hem de kalitesini arttırmak ve buna bağlı olarak da çalışanların sayısını arttırmak gibi bir derdimiz var. Ve bu anlamda da ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Bu fon olayında her sefer genellikle birer yıllık fonlar bulunuyor ve yenilenmek zorunda kalıyor. Bir taraftan onları yenilenmenin imkanlarını arıyoruz, bir taraftan daha yeni fonlar bulmak istiyoruz. Ve burada da tabii ki en önemli mesele, sorunu çözmenin en önemli ayağı, doğrudan gelir elde edebilmek. Bunun da yolu ilan. Şu ana kadar ilan konusunda çok ciddi bir şey yapamadık. Ama dediğim gibi pek bir ilgi de olmadı. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz sadece web sayfasına ilan alma durumunda değiliz. Aynı zamanda canlı yayınlarımıza ilan, reklam alabiliriz.
aldık da, çok az sayıda da olsa aldık. Bu bizi diğer internet sitelerinden farklı kılıyor ve daha avantajlı kılıyor. Ve de düzenli programlarımız var. Düzenli programlar sponsor bulabilir. Bu konuda öncelikle bize destek olmak isteyenlerin birincisi hem web sayfasına ama esas olarak da yayınlara ve ilan vermeleri diyelim. Bir de var olan programlara ki buna Güne Bakış gibi haftada 5 gün olan program da dahil, ana haber bülteni de dahil, Açık Oturum gibi 84.sünü yaptığımız bir şey de dahil, Ekonomi Sohbeti gibi artık markalaşmış program da dahil, mesela Rominite gibi programlara sponsor eğer gelirse bu bizi bayağı bir rahatlatacaktır. Ama şu ana kadar bu konuda çok fazla bir şey olmadı. Yani öyle olmadı ki insanlar hani bizim reklam almadığımızı bile düşünüyor olabilirler. Öncelikle onu söyleyelim. Reklam alıyoruz, almak istiyoruz ama dediğim gibi reklam verenler pek fazla her ne kadar nötr bir yayın politikamız olsa da, tarafsız bir yayın politikamız olsa da siyasi iktidara angaje olmadığımız için reklam vermekte çekiniyorlar, öyle diyebilirim. Şimdi bizim sayfamızda reklamlara baktığınız zaman başka internet sitelerinde olmayan bir şey var. Bizim sayfada böyle sayfaya girip bir şeye baktığınızda kocaman bir reklam çıkmıyor karşınıza. Bizim reklamlarımız küçük küçük. Yani insanları ona basmaya biz zorlamıyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimizden ricamız sayfayı takip ettiklerinde o reklamlara arada sırada tıklamaları, onlar o reklamlara tıkladıkça çünkü bizim reklam trafiğimiz artacak. Bu sayede belki işte YouTube ve diğer reklam sağlayıcılarından daha fazla reklam alma imkanımız da olabilir. Yani bu kolayca yapabileceğiniz ama bizim için önemli bir adım olur. Bir diğer husus mesela YouTube sayfalarımızdan çok az da olsa bir gelir geliyor. En son yaşadığımız bir olay var. Onu izleyicilerimize söylemekte mahsur yok. Levent Gültekin'le benim burada yaptığım yayın belli bir ortalamanın çok üstünde bir ilgi gördü. Ve özellikle de YouTube sayfamızdan, yani sadece bizim Medyascope sayfasından değil, YouTube'a girerek de bakanlar oluyor. Bu arada bir takım kişilerin bunu bizden habersiz bir şekilde olduğu gibi indirip sayfalarına yüklediklerini gördük kendi sayfalarına ve biz de tabii hakkımızı kullanarak YouTube'a şikayet edip bunları kaldırttık. Hatta ilginç bir şekilde bunlardan birisi benim bir şekilde tanıdığım yurt dışından bir kişi çıktı, sitem etti ama orada yapacak bir şey yoktuk, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeydi ve bize kimse sormadan yapmıştı. Üstelik ama sayfamızın dibine inildiğinde görülüyor net bir şekilde hani izin almak kaydıyla ve kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılması serbesttir diye. Şimdi orada mesela sayfa içerik kaldırılan bir yerden bana acayip bir e-mail, e-posta geldi. Yani çok terbiyesizce, küfür falan ve hiç unutmuyorum şöyle bir laf, para göz. Yani şunu insanların bilmesi lazım. YouTube'da reklamdan para kazanabilmek için bayağı bir izlenmek gerekiyor. Yani damlıyor yani YouTube'dan. Biz burada haftada kaç yayın yapıyoruz? Mesela ortalama 30 ila 50 arası yayın yapıyoruz. Bunlardan YouTube sayfasından tıklamadan gelen ilan geliriyle biz ancak şeyi karşılayabildik mesela Medyascope'da. Bu hosting, internet sitemizin trafiğini yaptığımız serverın, yurt dışındaki serverın parasını karşılayabiliyoruz. Yani böyle bir para gözlük bir şey yok. Ama o bizim için çok önemli. Az da olsa o bizim için önemli. Bir diğer husus da tabii bu bizim burada yaptığımız bir iş ve bunun sadece para değil, aynı zamanda telifi diye bir şey var. Çünkü burada gördüğünüz her yayın geniş bir ekibin çabasıyla olan bir şey ve sonuçta birilerinin aynı korsan kitaplar gibi. Şimdi korsan, ben bir ara editörlükte yaptığım için Metis yayınlarında biliyorum. Siz böyle bir emek veriyorsunuz, kitap yapıyorsunuz. Birisi hatta matbaadan alıp da basanlar falan var ve ondan sonra da siz bunu polise falan şikayet ettiğiniz zaman size böyle bir yığın işte nasıl söyleyeyim
düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire üzerine nutuklar dağıtıyorlar. Hani sanki siz düşünce özgürlüğü karşıtıymışsınız gibi, onlar sanki insanların okumasına katkıda bulunuyormuş gibi. Halbuki şöyle bir şey var, ne yapıyorlar tabii? Siz kitabı 50 liraya mal ediyorsunuz, o hiçbirisine para ödemediği için ne yayıncıya ne şuna ne buna onu 15 liraya satabiliyor. Ondan sonra da bunu şeyle açıklayabiliyor. Hani ne diyor? Ben ucuza satıyorum ve okumayı teşvik ediyorum falan. Bu yalan. Böyle bir şey yok. Bu tamamen korsanlık. Yani dolayısıyla yani şunu izleyicilerin bilmesine yarar var. Bu her türlü ufak ufak olan şeylerin hepsi burada bu zor şartlar altında, Türkiye'nin bu zor koşulları altında her şeye rağmen bir özgür yayıncılık yapmak isteyen bizler için çok önemli. Az da olsa hepsinin ayrı bir önemi var. Bir de şimdi işin finansal kısmı var. Oraya gelelim. Bize yardımcı olmanın bir yolu da Patreon.com sitesinde bir kampanyamız var. Sabah programlarına başlamak istiyoruz ve onun için bir fon yaratmaya çalışıyoruz. Patreon sitesine girip, arkadaşlarımız sayfayı şu anda gösterdiler. Patreon.com/medyaskop.tv sitesine girdiğinizde eğer İngilizce biliyorsanız çok sorun değil. Oradaki önergeleri takip ederek bize destek olabilirsiniz. Yani bu ayda 1 dolarlık bir destek bile olabilir. Hani 1 dolar gerçekten çok küçük bir meblağ. Ama bizim için totalde gayet yüksek bir değere ulaşıyor. Siteye girdikten sonra sağ tarafta göreceğiniz Become a Patron sekmesine tıklayabilirsiniz. Daha sonra oradan aylık ne kadar bağış yapmayı düşünüyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi buradaki aylık meselesi sizi korkutabilir. Yani ben her ay bu parayı veremeyebilirim diye düşünürsünüz. Orada da çözüm şöyle. Mesela bu ay için 5 dolarlık bir yardım yaptınız. Ay sonu geldiğinde iptal ederseniz bu ay için 5 doları ödüyorsunuz. Daha sonrası için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor. Böyle küçük yardımlar da yapabilirsiniz. Bizim için hani 1 euronun, 1 doların, 5 doların hepsinin önemi var. Daha sonra isterseniz Facebook hesabınızla sisteme giriyorsunuz ya da sıfırdan kendiniz yazabilirsiniz. Google hesabını da kabul ediyor sistem. Ve kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra işlem tamamlanıyor ve bize aylık olarak bir desteğiniz oluyor. Evet, şu ana kadar çok bunu duyurmadık, az duyurduk. Genellikle ben sayfaya bir şey koyduk ve ben arada sırada Twitter'da paylaşıyorum. İnsanlar paylaşıyorlar ama sonra gelen baktığımız zaman çok olağanüstü değil. Ama şunu söyleyeyim, şu ana kadar bize gelen düzenli ödeme olarak gelen paraya baktığımız zaman yaklaşık 1583 dolar. İşte 1583 dolar ne yapıyor? Yani bu bizim için birkaç arkadaşı daha istihdam etmemizi imkan sağlayan bir para. Yani çok fazla kişiyi değil ama eğer bunun artması durumunda biz öncelikle yeni kişiler, yeni kişiler ve yeni kişilerle beraber daha çok yayın, özellikle Tamer'in demin bahsettiği sabah yayınlarını başlatmayı, hafta içi sabah yayınları başlatmayı düşünüyoruz. Yayın saatlerini arttırmayı düşünüyoruz. Eğer çok daha fazla imkanımız olursa hafta sonu yayınlarını da, şu anda sadece 5 gün yapıyoruz. Hafta sonu yayınlarını da yapmaya niyetimiz var. Şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz 7/24 yayın yapma derdinde değiliz. 7/24 yayın yapma derdi sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor. Biz daha rahat hareket edebilmek için imkanlarımızı biliyoruz. İmkanlarımız çok yüksek değil. Dolayısıyla daha sakin bir şekilde yapmak için 7/24 gibi hedefimiz yok. Şimdi nedir? 5-8 falan gibi bir yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Haftada 5 gün yaklaşık 8 saatlik bir yayın yapıyoruz. Aralarda boşluklar oluyor. Aralardaki boşlukları doldurmak diye bir derdimiz de yok. Ama ileride bunu 5-12'ye çıkarabiliriz. Daha sonra da 7-12'ye çıkarabiliriz vesaire. Burada sorun şu, illa 7-24 yapalım ve bir şeyler dolduralım gibi bir derdimiz yok. Olduğu kadar hak ettiğini düşündüğümüz şeyleri yapmak istiyoruz. Tabii bu arada referandum örneğini verdim. Bir de olağanüstü durumlarda özel yayınlar, ki o zamanlarda sadece belli bir konularda, ki daha önce
yapmıştık. İnşallah Türkiye öyle şeyler bir daha yaşamaz ama mesela biz çok daha az imkanla burada Ankara katliamının ardından çok etkili bir yayın yapmıştık. O zaman Skype bağlantısı falan da yoktu. Sadece telefon bağlantılarıyla ve stüdyo konuklarıyla Kadri mesela burada bayağı Kadri Güzel yayına katılmıştı falan. Çok etkili bir yayın yapmıştık. Bizim özellikle Medyascope'un zaten değeri kriz anlarında daha fazla anlaşılıyor. Oralarda izlenirliğimiz ve sayfalara, yani Medyascope sayfasına girilme oranları da yükseliyor. Mesela referandum zamanı böyle oldu. Şimdi tekrar belli bir normalleşmeyle beraber sabitleniyor. Özellikle insanların habere, doğru habere ve özgür ve özgün yoruma en çok ihtiyaç hissettikleri anlarda biz çok daha fonksiyonel olabiliyoruz. Ama bunların olabilmesi için belli bir azami bir şeyi oluşturabilmemiz, altyapıyı oluşturabilmemiz gerekiyor ve bunu da tek başına yapabilme imkanımız yok. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Artık günümüzde, dünyanın her yerinde bu artık gündemde, insanlar eğer doğru haber ve özgür ve özgün yorum edinmek istiyorlarsa, bir anlamda buna üretim süreçlerine hem gazeteci olarak, ki yurttaş gazeteciliği denen husus, katılmaları, hem de bunu yapan kişilere katkılarıyla katılmaları gerekiyor. Yani iki olayı beraber telaffuz etmek gerekiyor. Bir tarafta yurttaş gazeteciliği, bir tarafta yurttaşların sahip çıktığı gazetecilik diye söylemek gerekiyor. Biz Medyascope olarak hem yurttaşların kendi gazetecilik faaliyetlerine açığız ve onları teşvik ediyoruz. Ama aynı zamanda da yurttaşların bu olaya sahip çıkmasını, sadece bizim olayımız değil aslında. Az sayıda da olsa Türkiye'de bu tür bağımsız, özgür yayıncılık yapmak isteyen mecralar var. Bunlara sahip çıkmaları gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunları yürütebilmek kolay değil. Kapanan çok internet sitesi oldu, çok parlak yerler kapanmak durumunda kaldı. Onlara bir şekilde sahip çıkmaları gerekiyor. Yurt dışında yaşayanlar bunu bilirler. Özellikle Batı ülkelerinde birçok yer zaten artık böyle dönüyor. Şimdi abi 3 tane soru var. Bir tanesi, bize bir banka hesabı verseniz biz oraya para yatırsak olmaz mı şeklinde? O çok karışık. Yok. Ona girince işler çok karışıyor. Bu en sağlamı Patreon. Onu yapamıyorlarsa da şey değil. Ama şu var, banka hesabı vermek değil de insanlar ilan vermek istedikleri zaman öyle bir kapımı yöntemle açık. Onu evet yapabiliriz. Bir de ona ben de hemen cevap verebilirim. Ücretli yayın yapmayı düşünür müsünüz şeklinde bir soru var. Herhalde biz pek o yöne bakmıyoruz değil mi? Hani biz yok, yayın yapalım öyle, parayla. Öyle yapalım. Yani burası bir platform. Burası herkese açık olan bir platform. Özellikle sivil toplum kuruluşlarına açık bir platform. Mesela bir İstanbul Hepimizin platformunun yaptığı Şehir Hepimizin diye bayağı bugün kaçıncısı oldu? 16-17 oldu mesela. Onu yapıyoruz ve çok hoşumuza da gidiyor. Ama ne oluyor? Onlar her şeyini hazırlıyorlar. Geliyorlar buraya. Biz altyapıyı sunuyoruz. Yapıyorlar. Ondan sonra kendi web sayfalarına koyuyorlar. Biz oradan alıp sayfamıza taşıyıp kendi YouTube sayfalarına koyuyorlar. Biz oradan alıyoruz. Böyle bir ortaklık oluyor. Sonuçta onlara da bize de hayrı olan bir şey oluyor. Şimdi Helsinki Yurttaşlar Derneği ile bir şeye başladık. Yurttaş postası diye. Yeni başladı ama çok iyi gidiyor. Onlarla da aynı şekilde. Yani bu tür şeylere açığız. Sponsorluğa açığız. Ama birisi gelecek ve işte parası neyse verecek ve burada istediği yayını yapacak, böyle bir şey düşünmüyoruz. Böyle bir şey yapacak halimiz yok. O anlamda bir para arayışında değiliz. Bunu yapan yerler olduğunu biliyoruz. Hatta geçenlerde bizim kültür tarih sohbetini yapan arkadaşlar Twitter'da bunu paylaştılar. Kitap programı için bir yerden para istemişler falan. İşte bölüm başına belli bir miktar. Hatta Cengiz öyle bir tweet attı. Medyascope'a bizden bu parayı istemedikleri için teşekkür ederiz diye. Mesela Kültür Tarih Sohbetleri programı o anlamda çok çarpıcıdır. Kendi Cengiz ve Ozan kendi başlarına Periscope'da bu yayını yapıyorlardı. Ben kendilerine gelin burada yapın dedim ve o zamandan beri çok güzel bir örnek bir ortaklığımız var.
Şu anda başlarına YouTube'da bir sorun çıktı. Bir yanlış anlamadan kaynaklanan herhalde. Onu da çözmek üzereyiz diye düşünüyorum. Mesela orada da onlar geliyorlar, yapıyorlar. Konuklarını kendileri buluyor vesaire. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Onlar şöyle bir şey diyoruz. Siz eğer içinize siniyorsa yapın. Yani kimseye şunu çağırmayın, bunu yapmayın vesaire dediğimiz yok. Böyle ilişkiler var ama onun dışında hani içimize sinmeyen, ne olduğunu bilmediğimiz yerler bize para verecek vesaire. Yani tabii ki birileri bize maddi anlamda bir takım destekler verirlerse bunu reddedecek halimiz yok. Ama bizim buradaki özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın yolu inanmadığımız, istemediğimiz içerikleri buraya taşımak değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Son bir soru da bize benzer bir platform üzerinden gelmiş. Açık Radyo izleyici destek haftaları düzenliyor ya. Siz de böyle bir şey yapmayı düşünmez misiniz diye sormuşlar. Onu başkaları da söyledi. Oradaki şeyi nasıl yaptılar bilmiyorum. Biz bu işi ilk başladığımız zaman bu konulara hakim insanlarla konuştuk. Bu işler genellikle vakıf, dernek gibi şeyler üzerinden daha kolay oluyor. Galiba Açık Radyo öyle bir şey üzerinden yapıyor. Biz ona girmek istemiyoruz. O tür dernek, vakıf gibi şeye. Şirket olarak onu yapabilmenin imkanının olmadığını duymuştum. Eğer bunun bir formülü şirket olarak varsa deneyebiliriz. O Açık Radyo yıllardır gerçekten çok takdire şayan bir şey yapıyorlar. Sen bir ara çalıştın mı orada? Kuruluşunda vardım en başında. Evet ve kaç yıl oldu? 1995'te oranın ilk çalışmaya başlaması. 98'de sanırım yayına geçti. Onların neredeyse 20 yıl olacak. Evet, helal olsun yani. Ve o da tamamen böyle desteklerle yürüyen bir şey. Tabii onların deneyimleri çok önemli. Uyarlanabilirse uyarlarız ama şu haliyle sanki olmazmış gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Zor bir şey yapıyoruz. Bir yıl zorluk var. Bir de ekstradan zorluk çıkartmak istemiyoruz. Yani kimsenin özel olarak başımıza musallat olmasını diyelim hani istemiyoruz. Onun için çok dikkatliyiz, çok titiziz. Bütün yayınlarımızda da bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Onun için şey değil ama yani buranın tekrar söyleyecek olursak öncelikle insanların bizi izlemeleri, başkalarına bizden bahsetmeleri, bize eleştirilerini, önerilerini, yorumlarını iletmelerini, sonra sayfamızdaki ilanlara falan bakarak bizim belki o çok az olan şeylerimizin biraz daha artmasına katkıda bulunmalarını, eğer imkanları varsa bize ilan vermelerini ve işte senin de anlattığın Patreon'da bize düzenli olarak karınca kararınca bir takım katkılarda bulunmalarını talep ediyoruz. Bizim de onlara vaat ettiğimiz şey her şeyden önce özgür ve bağımsız bir yayıncılık ve şeffaf bir yayıncılık. O anlamda sonuna kadar her türlü şeyimiz kapımız açık. Zaten her şeyimiz ortada, yaptığımız ettiğimiz her şey ortada. Stüdyoda yapıyoruz, sayfamıza koyuyoruz. Bazıları stüdyoda olmayan şeyler de sayfaya giriyor. Her şey ortada. Medyascope'un her şeyi ortada. Bütün içerikleri zaten Medyascope sayfasında var. Çok iyi işler de yaptık. Eksik işler de yaptık. Yanlış da yapmışızdır. Ama yanlışlarımızın hepsini uyarıldığı zaman, yanlış olduğunu ikna olduğumuz zaman hiç yüksünmeden, özür dileyerek düzeltmeyi de bildik. Evet, yarım saati açtık. Artık herhalde kapatmamız lazım ama kapatmadan önce ben tekrardan Medyascope TV'ye nasıl destek olurum sorusuna cevap aradığınızda yapmanız gerekenleri bir hatırlatayım. Medyascope.tv sitesine gidip, Patreon'a da gitmenize gerek yok. Arama butonuna Medyascope TV'ye nasıl destek olurum şey diye yazarsanız. İçersen şey de var zaten. Hı-hı. Ana sayfadan da ulaşabiliyorsunuz. Şeyde, sekmesi var. Zaten şu anda ekranda da var. Oradan hamle hamle Medyascope TV'ye nasıl destek olacağınızı bulabilirsiniz. Tabii bize olur ya bir şey bulamadığınızda Twitter üzerinden, Facebook üzerinden ya da YouTube üzerinden yorumlarla da bunu sorduğunuzda zevkle size yardımcı oluruz. Hem bize bugüne kadar olduğunuz destek için hem de bugün yayınımızı izlediğiniz için hem de rejideki arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.